Burada Binance US'ten gelen son haberler üzerine konuşacağız. Ve maalesef işler çok yolunda değil Binance US tarafında. Dün iki farklı videoda Binance US tarafındaki olaylar, Binance US'in halihazırdaki sıkıntılarından ve çok büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde Binance US borsasının tamamen kapanma ihtimalinin çok yüksek olduğuyla alakalı konuşmuştuk. Bugün de ne yazık ki kısa bir süre içinde bunu büyük ölçüde doğrulayan bir haber geldi. Binance US'te büyük çıkarma CEO da bıraktı diyor. Evet, burada galiba haberleri tam toplamamış. Şöyle diğer haberler de vardı. Şu an çok yüksek bir işten çıkarma gerçekleştirildi maalesef. Yani buralarda öyle tam önemli değil. Çok yüksek bir işten çıkarma gerçekleştirildi. Nitekim an itibariyle CEO'su da bıraktı. İlk etapta zaten Binance US borsasının ABD tarafında çok fazla eli kolu bağlanmıştı. Öyle ki en son seçimle karşı karşıya geldiklerinde bankalarla ve kurumsal taraflarla hiçbir şekilde Binance US'in irtibat kurmayacağı üzerine karar kılındı. Bunun ardından tabii ki bankalarla arasındaki işbirliği bitince Binance US'in bu alandaki kollukları ve ekipleri Binance US tamamen kapattı. Yani işten çıkarmalar gerçekleştirdi ve dahi bu işten çıkardığı kişileri tabii ki tazmin etmek zorunda kaldı. Bu da onları çok zor bir durumda bıraktı. Öyle ki borsa içerisinde hem aktif olarak Binance US bir şirket olarak iş göremediği için yani eli kolu bağlandı. Üstüne üstlük bir de tazminat ödeme durumlarından kaynaklı borsadaki likiditeden de maalesef taviz vermek zorunda kaldılar. Bu olayın ardından da borsada coinlerin fiyat paritelerinde anormaliteler meydana çıktı. Bitcoin'in 130 bin doların üstüne fırlaması, Shiba'nın 10-15 katlık değer artışları yaşaması, TUSD'nin bir stablecoin olarak 1,2 dolarlara kadar fiyat yükselişinin gerçekleşmesi ve maalesef bunun epey bir süre devam etmesi gibi durumlardan dolayı içeride dönen para ve güven ortamı da azaldı. Dolayısıyla kıyıda köşede Binance US borsasında bulunan perakende yatırımcılar da Binance US borsasından çok hızlı bir şekilde çekilmeye başladılar. Bu da borsanın tabii ki kullanımını ve anlık kazançlarını baya düşürdü ve dahi şu anki noktalara kadar geldi. En son Binance US borsasının avukatı eğer bu şekilde devam ederse Binance US'in daha fazla faaliyetlerine devam edemeyeceğini ve kapanma kararı alma ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirmişti. En son durum bu şekilde. Yani ABD tarafında Binance'la alakalı işler hiç yolunda değil. Zaten Binance globalde de buna çok benzer, yani şu an biraz daha gizleniyor olmasına ve manipüle edilerek yatırımcılara ve kullanıcılara açıklanıyor olmasına rağmen maalesef ki Binance global borsasında da yani hepinizin oynadığı borsada da işler bundan çok farklı değil. Öyle ki daha önce de konuştuk. Şu an Binance Global'in en üst düzey yetkilileri yani şöyle düşünün kafanızda bir masaya oturuyorsunuz. Masada 20 kişi var CZ ile birlikte. Bunlar şirketin en yetkili isimleri ve tabii ki karar mercileri. Buradaki kişilerin 14'ü 15'i zaten istifa etti. Nitekim büyük bir çoğunluğunun şu an hala yeri doldurulmadı. Bu da tabii ki akıllarda soru işareti bırakıyor. Çünkü ya niye böyle oldu? Hani niye hala atama gerçekleşmedi? Kim yürütüyor bunları vesaire? Niye başlarında bir organizatörleri, amirleri yok tarzında? Nitekim Binance CZ'den sonraki en yetkili isim Hillman bile istifa etti biliyorsunuz. Öyle ki Hillman da mesela Sej'le kişisel olarak davalık olan CZ'den sonraki bir diğer Binance yetkilisiydi. Çünkü hem CZ hem Hillman Binance'ın ana yöneticileriydi. Zaten Hillman dediğim gibi Binance'tan istifa ettiğini açıkladı. Dolayısıyla şu an çok büyük ihtimalle
Binance borsası bu noktada küçülmeye doğru gidiyor ve şu anda Binance US ile başlayan bu furya ilerleyen vakitlerde Binance'ta da devam edecek sıkıntılarla borsanın büyük bir küçülmeye gitmesi noktasına kadar hareket edecektir. Buradaki fonlar Binance'a çekilecek noktası manipüle edilebilir. Yani Binance'ın gelirleri ve toplam fonları arttı tarzında muhtemelen CZ bir takım açıklamalar yapacak. Halbuki kapandıkları noktaların fonlarını muhtemelen globale kaydıracaklar. Ama bu çok manipülatif bir harekettir. Çünkü yayılım gerçekleştiremediğiniz, yani tabiri caizse ülkeden tekme yediğiniz noktada sadece fonları globale kaydırmış oluyorsunuz ki artık iki kolluk değilsiniz o ülkede ve tek kolluksunuz. Dolayısıyla sizin faaliyetlerinize son vermek aslında ülkenin legal ve yerel birimlerinden oluşmadığınız için de regülasyonlar çerçevesinde çok daha kolay olacaktır. Yani zamanla ve gelecek bir iki yıl içerisinde devam eden bu kollukların düşüşü Binance'ın tekelleşmesine, bu da çok daha büyük zorlukların üst üste ve bir noktadan sonra daha hızlı gelmesiyle karşımıza çıkar. Binance borsasının ABD kolu olan Binance US çalışanlarının üçte biriyle yolları ayırdı. Görevi bırakan isimler arasında CEO Brian Schroeder da vardı. Hatırlanacağı üzere yaz aylarında da birçok yönetici Binance'da görevi bırakmıştı. Bu isimler arasında baş hukuk müşaviri Hanenci, stratejiden sorumlu üst düzey yöneticisi Patrick Hillman ve regülasyonlara uyumdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Steven Christie de bulunuyordu. Schroeder'ın yerine geçici olarak baş hukuk müşaviri Norman Reed geçti diyor. CZ'den ses yok. Birçok konuda Twitter'dan fikirlerini paylaşan Binancios CZ ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ne diyeceğini ben size söyleyeyim. Açıklama beklemenize çok gerek olmayacaktır. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Futabere kapılmayın. İşte gidenlerin yerini telafi edeceğiz. Çok teşekkür ederiz falan filan. ABD'de hem CFTC hem de SEC'in Binance'a karşı açtığı davalar bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı'nda özellikle kara para aklama konusunda bir dava açacağı da kara para aklama konusunda Binance'a bir dava açmadı. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu oldu. Binance'a dava açmak istiyoruz ama açarsak piyasanın düşüp yatırımcının mağduriyetinden korktuğumuz için açamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.